Kenan Evren 17 Temmuz 1918 tarihinde her ikisi de Balkan göçmeni olan Hayrullah Evren ile Naciye Evren'in dördüncü ve son çocuğu olarak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Alaşehir'de, ortaokulu Manisa'da, liseyi İstanbul'da, Maltepe Askeri Lisesi'nde okudu. 1938 yılında Karahalp Okulu'ndan Topçu Asteğmen olarak mezun oldu. 1958-59 yıllarında Kore Savaşı'nın ardından Güney Kore'de kalan 9. Kore Türk Tugayı'nda Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe ile yasama ve yürütme etkilerini kullanmak üzere Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in liderliğinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahin Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ormineral Necat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun'dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi kuruldu. Kenan Evren bu dönemde Milli Güvenlik Konseyi ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın yanı sıra devlet başkanlığını da üstlendi. 1982 Anayasası 7 Kasım 1982 tarihinde yapılan referandumda %91.37'lik evet oyuyla kabul edildi. Kenan Evren, yeni anayasanın birinci geçici maddesi uyarınca 7 yıllık bir süre için Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı sıfatını kazandı. Milli Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanlığı'nı da sürdürdü. 9 Kasım 1989 gününde görev süresini tamamlayarak Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Turgut Özal oldu. 1944 yılında Sekine Hanım ile evlenen Kenan Evren, Nebahat Şenay Görvit, Semahat Gülay Evren ve Miray Emine Göksu adlarına 3 çocuk babasıdır. Kenan Evren tedavi gördüğü Ankara Gata'da 9 Mayıs 2015 tarihinde vefat etti.